19 Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından 7. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi düzenlendi. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Kongre Başkanı Profesör Doktor Gül Fatma Yarım, "Kongremizdeki değerli bilim adamlarının veteriner biyokimyadaki son gelişmeleri tartışabilecekleri, aynı zamanda veteriner biyokimya alanında çalışan bilim insanları için önemli konuların irdeleneceği bilimsel bir ortam oluşturmayı amaçladık," dedi. 19 Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Abdurrahman Aksoy ise 19 Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin Türkiye genelinde 4. sırada olduğunu belirtti. Bilimsel olarak ilk açıldığı 1761 yılında Lyon Veteriner Fakültesi kuruldu. Fransa'da bile 5 veteriner fakültesi var. Bizde 26 veteriner fakültesi ülke ihtiyaçlarının çok üzerinde bir sayıdır. Samsun'a 3. üniversitenin gerektiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da şöyle konuştu. 9 Mayıs Üniversitesi'nin 2. 3. üniversiteleri doğurmasını, 2. 3. üniversiteleri türetmesini de bekliyoruz bir taraftan. Bu amaçla hem Çarşamba'da hem Bafra'da, Çarşamba'da Yeşilırmak, Bafra'da da Kızılırmak Üniversitesi'ni konuşmaya başladık artık yavaş yavaş. Türkiye biliyorsunuz ikinci üniversitelerini yapan şehirleri klasmana sokmaya çalışıyor, kademeye sokmaya çalışıyor. Eğer bir ikinci devlet üniversitesi olursa muhakkak Çarşamba'da Yeşilırmak Üniversitemiz olur diye düşünüyoruz. 2-3 tane fakülte şimdilik oralarda oluşmaya başladı. 28-30 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan kongrede 16 üniversiteden 117 katılımcı yer alıyor. 28 sözlü bildirinin sunulacağı kongrede 6 oturumda 90 poster sunumu yapılacak.